İstanbul Bahçeşehir'de kamp malzemeleri alanında e-ticaret ve perakende olarak hizmet veren bir firmayı ve firma sahibi Gökhan Uzun'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben Gökhan Uzun. Yaklaşık 2 yıldır kamp malzemeleri üzerine internetten ve perakende olarak showroom'umuzdan satış yapmaktayım. Bir de kamp ekipmanları ve malzemeleri dedik. Bu malzemeleri kapsayan çeşitlerimiz nelerdir Gökhan Bey? Kamp malzemeleri olarak çadırlarımız, kampetlerimiz, uyku tulumlarımız, çadır için lambalar, kürekler, çadır ekipmanları. Bunun yanı sıra bardaklarımız, kupalarımız da var. Ayrıca yakın zamanda bahçe mobilyaları da ekleyerek ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Siz avda, balıkta, kampta her daim pratik çözümler sunan bir firmasınız aslında. Şimdi bahçe mobilyaları da ilerleyen zamanlarda olacak dediniz. Bu bahçe mobilyalarını kapsayan nelerdir efendim? Bahçe mobilyaları olarak ışıklandırma. Bahçe mobilyalarımızın hepsi döküm olacak. Biraz daha ağır olacak çünkü bahçe kamp malzemeleri daha portatif olması gerekirken bahçe mobilyaları daha kurulu, daha sağlam olması gerekiyor. Bu yüzden hepsi döküm olacak. Bahçe mobilyalarımızın içerisinde döküm masalar, döküm sandalyeler, döküm banklar, ayrıca ışıklandırma için sokak ışıklandırmaları dahil aplikler, bunları kullanacağız bahçe mobilyaları için. Gökhan Uzun, kamp yapmayı sevenler için alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor. Şimdi kamp yapacak arkadaşların ilk önce profesyonel ürünleri araştırması, alacağı ürünlerin hangi markada, hangi ürünün daha iyi olduğunu bilmesi gerekir. Ayrıca gideceği yerin ve gideceği mevsimin de önemi var. Gittiği yer çok rüzgarlı olabilir, aldığı ürün gittiği yere uygun olmayabilir. Kamp yapacak yeni başlayan arkadaşlar için daha önce deneyimi olan arkadaşlardan bilgi alması da önemli. Çünkü ilk başlayan arkadaşlar, profesyonel olarak yapan arkadaşlardan bilgi almadan gidince mağdur olup kampa soğuyabilir. Günümüzde yaşanan pandemiden ötürü de kampa bayağı ilgi arttı. Bu yüzden kamp deneyiminin güzel geçmesi için hem araştırıp hem de daha önce profesyonel olarak yapmış kişilerden bilgi alması iyi olacaktır. Kamp seyahati herkes tarafından sevilerek yapılıyor. Her mevsim de yapılıyor. Ancak bu son dönemde dikkat ettiğimde günümüzde kampa geçmiş dönemde gençlerin ilgisi daha çokken günümüzde orta yaş ve üzeri vatandaşlarımız daha çok ilgi gösteriyor. Çünkü bu pandemi döneminde çocukları ya da ailesinin hastalıktan uzak kalması ya da kalabalık yerlerden uzak kalması için kampa ilgileri arttı. Ayrıca İstanbul'da vatandaşlar trafikten, İstanbul'un keşmekeşinden uzaklaşmak için kampı da tercih etmeye başladı. Bu kampta mesela örneğin diyelim ki uykumuzu rahat bir şekilde aldık. Güzel bir uykumuzu çektik. Güzel bir kahvaltı yapmak istiyoruz ve güzel bir çay içmek istiyoruz. Bu konuda ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Şimdi kampa gittik mi bizim kamptan önce bir mangalcılık geleneğimiz var. O yüzden kampa gittiğimiz zaman illaki bir çay, bir mangal, bir sıcak ateş ortamı istiyor müşterilerimiz. Bunun için dışarı ortamı için şöminelerimiz var. Ayrıca mangal çeşitlerimiz var. Termoslarımız var. Çaydanlıklarımız, demliklerimiz. Bu kahvaltı ve yemek için ortamı daha da güzelleştirir. Araç üstü çadırlarımız var. Buna değinebilir miyiz efendim? Araç üstü çadırlarımız 3 model. 2 kişilik, 4 kişilik ve 5 kişilik olmak üzere araç üstü çadır ülkemizde yeni popüler olmaya başladı. Araç üstü çadırla ilgili en çok aldığımız soru, bizim aracımıza olur mu? Bizim aracımıza araç üstü çadır uygun mu sorusu oluyor.
araç üstü çadırı takabilmek için tavan rayı uygulaması yapılabilmesi gerekir. Tavan rayı ya mevcut da olması lazım ya da aracına tavan rayı takılabiliyor olması lazım. Bu şekilde araç üstü çadırını bir montajını biz yaptırıyoruz zaten. Güvenle kullanabilirler. Çok güzel. Bu bilgiyi de vermiş olalım sevgili izleyicilerimize. Gökhan Bey'in bundan sonraki hedefleri hangi doğrultuda olacaktır? Neleri planlamaktadır efendim? Bundan sonraki hedeflerimiz, markamız belli. Başka markayla çalışmayı da düşünmüyoruz. Çünkü yerli tek marka. Bu yüzden yerli markamızı büyütmek istiyoruz. Mümkünse yurt dışında da tanıtmak istiyoruz markamızı. Kamp alanında da ülkemiz bayağı alışmaya başladı. Yakında bahçe mobilyaları ya da avcılık malzemeleri, bunları da getirip ürün skalamızı genişleterek daha çok müşteriye, daha çok misafire hitap etmek istiyoruz. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi de firma yetkilisi Yasin Yanmaz'ı tanıyor ve firmanın gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Merhaba, ben Yasin Yanmaz. Şirketinde şirket yetkilisiyim. Şirketin reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerini yürütüyorum. Aynı zamanda müşteri portföyünü sağlıyoruz. Şimdi efendim, burada müşterinin beklentisi hangi yönde? Sizden neler istemekteler? Yani genel olarak beklentiler ilk temel ürünler. İlk temel ürünlerde çadır, sandalye, masa, uyku tulumu, genellikle ilk olarak temel ihtiyaçlar bunlar olduğu için bunları ön plan alıyoruz. Daha sonra ilerleyen zamanlarda profesyonel bir kamp yapmak istiyorlarsa daha farklı ürünlerle de yardımcı olabiliyorsunuz aslında. Peki Yasin Bey, genelde en çok rağbet hangi aylarda oluyor? En çok rağbet genellikle yaz ayı ve yazdan sonra sonbahar aylarında oluyor. Yaz aylarında çoğu insanlar yaz tatiline çıktıkları için gençler ve orta yaş üzeri insanlar kamp alanına yönelmeyi tercih ediyorlar. Deniz, kumsal, ormanlık alanlar daha çok tercih ediliyor. Şimdi tabii ki de burada aslında bu kamp aletlerine, edevatlara baktığımızda pahalı olarak diye nitelendiririz ama sizde fiyat skalası nasıldır? Yani bizde fiyat skalası ürün kaliteli olduğu için kalite marjı da yükseliyor, fiyat da yükseliyor. Buraya gelen her müşterimize yardımcı oluyoruz. Her sezon, her vakitte elimizden geldiği kadarıyla indirim yapabiliyoruz. Şimdi Yasin Bey, Gökhan Bey saydı ama unuttuğu şeyler muhakkak vardır. Burada A'dan Z'ye nelerimiz var efendim? Burada birçok envai çeşitlerimiz bulunmaktadır. Mutfak ekipmanlarından tutun, kamp ekipmanları, çadır, elimizde en ufak aletten istediğiniz aletlere kadar mevcuttur. Kamp alanında kahve içmek isteyen müşterilerimiz de oluyor. Bunlar içinde filtre kahvelerimiz bulunmaktadır, cezve bulunmaktadır. Bunlarla ilgili, bu ürünlerle birlikte en güzel kahvelerimizi yapabiliriz kamp alanında. Harikasınız. Peki sizlerin bundan sonraki hedefleri neler olacaktır? Neleri planlamaktayız? Şirketimizin bundan sonraki hedefleri daha müşteriye ulaşmak için müşteri portföyümüzü genişleteceğiz. Uluslararası bir çalışmalar planlıyoruz. Yurt dışında showroomlar planlıyoruz. İlerleyen zamanlarda iyi işlere adım atmayı planlıyoruz. Çok güzel. Efendim, burada bu kadar popüler olmanızı sağlayan sebepler nelerdir? Niçin buradaki bölge halkı sizlere bu kadar güvendiler ve çok iyi bir şekilde alışverişlerini sürdürüyorlar? Çünkü iyi hizmet veriyoruz burada. Ürün yelpazemiz geniş, mal kalitemiz yüksek. Bu sayede tabii ki iyi bir kamp yapmak isterseniz showroom'umuza bekleriz. En iyi ürünleri tanıtmak için, size olan temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için Bahçeşehir 1. kısımda bulunan showroom'umuzda kaliteli ve güvenilir hizmeti almak isteyen tüm müşterilerimizi firmamıza bekliyoruz. Efendim, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Teşekkür ederim.